Uzun bir gece, peşi sıra gelen son dakika bilgileri, İsrail tarafından yapılan açıklamalar, Hizbullah tarafından yapılan açıklamalar ve Beyrut'ta Hizbullah'ın önemli merkezlerinden birinin vurulması gerçeği, ardından da Hasan Nasrallah'ın öldüğü iddiası. Bölgede hareketlilik devam ediyor. Hemen her noktadan son dakikalar akmaya haber merkezimize devam ediyor. Onları paylaşacağız. Ama ne olmuştu? Önce bu görüntüyle başlayalım. Bu görüntü geride bıraktığımız saatlerde yaşandı. Beyrut'ta Hizbullah'ın kontrolündeki bir noktada 6 binadan oluşan bir bölgeye İsrail saldırı düzenledi. O saldırıda o binanın Hizbullah genel merkezi olduğu iddiasıyla, hatta Hasan Nasrallah'ın da o binanın içerisinde olduğu iddiasıyla bir anda gözler Beyrut'ta çevrildi. Ardından peşi sıra açıklamalar yapıldı. O açıklamalardan biri de Hizbullah liderinin, genel sekreterinin öldürüldüğüne yönelikti. Teyit edilemedi. Şimdi Hizbullah kaynaklarından gelen bilgiler de var. Hazar hocamla onu konuşuyorduk. Hasan Nasrallah'ın sağ olduğuna yönelik bilgiler var ama tüm dünyada bir hareketlilik var. Birazdan İran'a da gideceğiz. İran'da bir toplantı olduğu iddiası var. Onu da konuşacağız. Bu görüntünün ardından ortaya çıkan tablo çok çarpıcıydı. Yine haberi özel görüntüler. İşte o binaların enkazı böyle görüntülendi. Enkaz altında 400 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamaydı. Peki Hasan Nasrallah orada mıydı, değil miydi? Henüz bilinmiyor. Ve ardından da beklenen gelişme, Hizbullah misilleme yaptı. Safet bölgesi. Birazdan o haritayı açacağız. Ertan Tuna'nın görüntüleri yine özel görüntülerle birlikte. Hayfa'nın hava sahası ve Safet bölgesinde füzeler vardı. Demir kubbe onları etkisiz hale getirmeye çalıştı ama evet, düştüğüne dair görüntüler de var. Hocam Hizbullah, analizinizi bölmemek için şu ana kadar yaşananları özetledim ve sözü hemen size bırakayım. O Lübnan haritasını da ekranlara getirirsek değerlendirme alalım. Hazar hocam da bizlerle birlikte katkıları olacaktır. Safet bölgesi hocam hemen sizin yanınızda. Demir kubbe ile ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ben. Demir kubbenin yeteneği şudur. 3 kilometreden 70 kilometreye kadar olan alandaki tüm hava araçlarını indirme yeteneğine sahip. Bu da işte birkaç kademeli biliyorsunuz benzile göre. Burada Hizbullah'ın yaptığı, Safet burada değil mi? Evet, hemen sınırda yukarısı. Yani biz şimdi Katyuşa attığını farz edelim. Çünkü bol miktarda var Hizbullah'ta. Katyuşa mühimmatının menzili 20 kilometre ile 40 kilometre. Azam menzili kullandılar diyelim. Buraya uyuyor. Yani 40 kilometrelik mesafeye giriyor. Yani şöyle şu bölgeyi alacak gibi gözüküyor. Ama lançerler şuradaysa eğer, yani rampalar şuralardaysa daha derinlikte olma ihtimali de var. Onu da düşünelim. Hadi getirdiler buraya kadar, cepheye yanaştırdılar diyelim. Buradan bunu vurabilirler. Ama Katyuşa mühimmatının... Arkanızdaki görüntüler Hayfa'dan. Hayfa'da gelelim daha Hayfa'ya uzakta. Gelelim Hayfa'ya şimdi. Hayfa bakın şuradaki mesafe. Ben doğrudan coğrafi olarak kuş uçuşu hesaplıyorum. Yani belki elbette geride de olabilir. Tekrar söyleyeyim. Burada olduğunu kabul edelim. Rampanın, lançerin. Buradan buraya kadar olan, Hayfa'ya kadar kuş uçuşu atış mesafesi yaklaşık 80-90 metre. Kilometre. Bu demek ki Katyuşa dışı birkaç Fecr tipi herhalde, yani El Fetih tipi bir takım füzeler kullanıldı. Ama şimdi ne dedik? 70 kilometreye kadar demir kubbe imha edebilme yeteneğine var. Yeteneğine sahip. Hizbullah şöyle yapıyor. Atıyor katışıları bol miktarda. Demir kubbenin 20 bin ila 100 bin dolarlık mühimmatını oyalıyor. Onu imha ederken demir kubbe mühimmatı, ne dedik? 3 kilometre dedik ya. 3 kilometreden daha yukarıdaki hedefleri tespit ediyor. Daha aşağısını edemiyor. Bu sefer drone gönderiyor Raşit tipi. 3 kilometrenin altında seyrediyor onlar. O dronlar demir kubbenin mesafesine, irtifasına uymadığı için gözükmeden alttan gidip hedefi vurabiliyor. Şimdi öyle yapıyorlar. Yani katyuşalar havadan atıldı. Demir kubbe çalışıyor. Katyuşaları birer ikişer indiriyor. Evet. Alttan indiremediği dronlarla da Hayfa'nın ilgili yerlerine atışlar yapıyor. Daha önce Hizbullah bunu yaptı bol miktarda ve çok etkili oldu. Araziye düştü, şu oldu, bu oldu. Tabii bu dronlar dümdüz drone, yani çok böyle yapay zeka yüklü falan değil. Baştan koordinatlarını veriyorsunuz, kendiliğinden gidiyor. Planlanan hedefi vurmaya çalışıyor ama bazen sapabiliyor. Bizim kadar yani Bayraktar gibi değil, bizdekiler gibi değil. Peki. Fakat şunu yapıyor Hizbullah bir taraftan da, bu dronları gönderirken yanında bir de gözlemci drone gönderiyor. Bu şu demek, o drone en sonunda kendini de imha ediyor ama havada saldırgan, yani kamikaze dronlar giderken 3 kilometrenin altında gözükmeden demir kubbeye, aynı anda diğer gözlemci, ne diyelim ona, başka bir şey de bulabiliriz, gözetleyen, refakat eden dronlar da
hedefi vurup vurmadığını analiz ediyor. İşte o görüntüler direkt Hizbullah'a gidiyor. Aynı sistem İran'da da var. Onun için vurduğunu vurmadığının çok net olarak Hizbullah hedef analizi yapabiliyordur. Peki. Bundan sonra ne olacağını... Bu Hizbullah'ın hareket tarzı. Konuşalım. İki tane son dakikayı vereyim. Kafalar iyice karışacak. İran'dan gelen açıklama, acil toplantı haberi yalan. Yalanladılar. Öyle bir Hamene'nin evinde toplantı haberi iddiaları vardı. Hocam da kaynakları da söylemişti bu başlığı. Ama bir başka açıklama var. O da başka bir kafa karışıklığı. İran Kudüs Gücü eski komutan Ahmet Vahidi de şöyle bir açıklama yapıyor. Hizbullah birçok lider yetiştirdi ve şehit olan her lider başka bir liderin yerine gelir diyor. O da başka bir açıklama. Özürünü kabul etmiş gibi. Değil mi? Gibi yani hani bence bunlar bakın İran tarafından atamalı da olabilir Sayın Hocam değil mi? İran belirler. Hizbullah'ın kendi otonomik yani böyle büyük bir demokrasi falan değil. İran belki devrim muhafızları komutanlarından birini atar başına gönderir yani. Böyle de yapılabilir. Şey var hocam bu gecede en dikkat çekici güvenilir kaynaklar açıklama yapmıyor. Bak, evet. Şu anda Hizbullah'ın basın, Azar hocam da söyledi, hayır, Hizbullah'ın basın sözcüsü, evet. Hizbullah'ın Lübnan Dışişleri Bakanı örnek olarak veriyorum. Evet. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. Kimse konuşmuyor. Hep biz ikinci, üçüncü. Sağlık Bakanı. Medya. Ve gazetelerin. Dezenformasyon var. Medyadan Haaretz'in bir haberi var mesela. İsrail'in önemli gazetelerinden biri. Saldırıda 300 kişinin öldüğü tahmin ediliyor ifadesini paylaşmış o da. Evet. 400. 400 kişi vardı. 300'ün öldüğü söyleniyor. Ama kimin ne dediğine bağlı olmadan. Ne olacak hocam peki bundan sonra? Açalım şimdi yani Lübnan haritasını ve konuşmaya başlayalım. Çok bir kara harekatı beklentisi artık çok yoğun. O kara harekatı ne demek? Amacı nihai amacı ne? Sonrasında elbette nereleri ilgilendiriyor? Yavaş yavaş bize de çemberi genişletelim. Buyurun. Hep söylediğimi tekrar söylüyorum. Bu bölgedeki yığınaklanmanın sebebi bir numara İran'dır. Biden son konuşmasında da söyledi. İran dedi şu anda Orta Doğu'daki karmaşıklığın tek müsebbibidir dedi. Bunu bir not edelim kenara. İki, eğer İran'sa bu bölgedeki yığınaklanma çok fazla. Eğer Türkiye'se hedef çok az. Suriye değil mi hocam esas bence? Yani bakın şöyle arz edeyim. Bu bölgede şu Akdeniz bölgesindeki donanma yığınaklanması çok çok nitelikli bir yığınaklanma. Abraham Lincoln var, Eisenhower var, Ford tipi gemi var. Ya 3-4 tane uçak gemisi var. Bu şu demektir. 4 tane seyyar 4x90 F-35 demektir. Yani neredeyse 350-400 arası bir uçak. Yani büyük bir hava kuvveti var demektir burada. Ve bu gemilere eşlik eden su üstü gemileri var. Destroyerler, kruvazörler, korvetler filan. Bunlarla beraber donanma, Amerikan donanmasından bahsediyorum. Çok büyük bir donanma. 5. ya da 6. filonun tamamı neredeyse. 2 İngiliz donanması var. İtalyan, Alman, Belçika, Hollanda gibi küçük donanmaları gönderen devletler de var. Yani topyekun burada bir ittifak bloğu var. Bu NATO dışında. Bir koalisyon gücü var burada. Akdeniz'de. Birkaç tane de nükleer yakıtla çalışan denizaltı var. Nükleer balistik füze taşıyor mu taşımıyor mu bilmiyoruz şu anda. Olma ihtimali yüksek. Ve bu bölgedeki bütün harekatı şuradan yönetiyorlar. Güney Kıbrıs'ın olunduğu bölgede iki tane İngiliz üssünden ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tahsis ettiği bazı limanlardan sekbe idare ediyorlar. Bu karargâhta çok büyük ihtimalle 4 yıldızlı bir Amerika ya da 3 yıldızlı Amerikalı bir general var. Artı CENTCOM geldi buraya 2-3 defa. Merkez Kuvvetler Komutanı Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede İsrail'i ve sadece Ürdün'ü ziyaret etti. Kemal Hocam, İngiltere'nin F-35'lerle takviye ettiğini, Agratur ve Dikeli'ye yeni asker gönderdiğine dair bilgiler de var. Geçen sene takviye yapıyor şu anda 2022'de diyorlar. 2022'de Sayın Hocam oradaki lojman sayısını 2 katına çıkarttılar. Bütün tesislerin kapasitesini arttırdılar. Ve modernleştirdiler. Bu bir hazırlıktı 2022'de. Yani 7 Ekim'den bir sene önce. Ve tatbikatları yapıldı o bölgede. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail 2022 Haziran'da bir tatbikat yaptı beraber. Tatbikatın adı da çok cepheli savaş tatbikatıydı. Düşünebiliyor musunuz? Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail ordusu müşterek tatbikat yapıyor. Tatbikattaki hedef şuydu. Bugünkü hedef de aynı olduğu için söylüyorum. 1. Gazze, Batı Şeria, Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs iç cephe. Yani İsrail diyor ki bu saydığımız noktalar benim iç meselem diyor. Yani tırnak içinde terörle mücadele kapsamına sokmuş durumda. Gazze yapmış olduğu, İsrail'de yapılmış olan şu anki soykırım
ya da baskıların tamamı iç güvenlik harekatı gibi okuyor. Dış cephem diyor, bir numaralı cephem Lübnan. İki numaralı cephem Suriye, Şam. Üç ve dördü söylemiyorlar. Bak, bir numaralı Lübnan, iki numaralı Şam, Suriye. İç cephe, dış cephe. Bununla ilgili ilk yapılacak harekat Lübnan'a olacağını söylüyorlar 2022'de. 7 Ekim'de bu harekat, evet, 7 Ekim'deki Hamas'ın yapmış olduğu operasyon bu planı bozdu. Bozmadı aslında, ötelemiş oldu. Biraz ileriye atmış oldu. Ve dolayısıyla bu bölgede yapılacak olan Lübnan harekatının 3 ay önce Galan tekrar söyledi bunu. Dedi ki, biz eğer 7 Ekim olmasaydı ilk yapacağımız harekat Hizbullah'a karşı Güney Lübnan olacaktı dedi. Ha, demek ki bütün bu söylemler, yığınaklanma, İsrail'in hazırlıkları tamamı Lübnan'a yönelik. Ama Lübnan'dan sonra ne olacak, ona bakmak gerekiyor. Şimdi bu bölgede Gazze, Batı Şeria, Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'teki faaliyetleri devam ederken, çünkü buralara birlik bıraktı çok az da olsa, burada iki tane birlik kurdu yeni. Golani Tugayı, şu bölgede bir Golani Tugayı diye bir tugay vardı. Çok güçlü, kuvvetli, kuzey ordusuna ait. Bunu tümene çıkarttı. Yani sayıyı 3 katına, 20 binken atıyorum, pardon 5 binken 15-20 bine çıkarttı. Şu Golan Tepelerinin olduğu bölgede hiç doğru düzgün birliği yoktu. Burada da bir tümen kurdu. Onu da nasıl kurdu? 30 bin kişilik bir seferberlik ilan etti. Onunla kurdu. Bir de buradaki özellikle Afrika'dan gelen göçmenlere vatandaşlık verme sözü verdi. Tek gerekçe askerlik yapacaksınız. Doğru. Dolayısıyla burada iki tane tümeni kurdu. Neden kurdu? İşte kara harekatı için kurdu. Ve aşağıdaki Gazze'deki bir takım birliklerini buraya doğru kaydırdı. Buradaki yığınaklamayı yaparken bir şey başlattı hemen İsrail. Şunu başlattı. Liderlere karşı harekat ve suikast harekatları. Bu harekatların planlaması da burada. İngiliz üstlerine, işte Aroto Dikelia. Evet, bravo hocam. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İngiliz üstlerindeki ana Akdeniz Atlantik karargahında planlandı bu. İstihbarat ekinin, harekat planının, istihbarat ekinin altında ek plandır bu. Suikast planları diye. Kimlere suikast yapılacak? Kimler öldürülecek? Hizbullah'tan, Hamas'tan, hatta belki Hutsilerden, Haçlı Şabi'den, Şii milislerden, İran'ın kendi ordusu içerisindeki liderlerden, devrim muhafızları. Bütün bu liderlikle ilgili suikast planlaması burada tetiklendi. İlk yapılan Hizbullah'a işte bu çağrı cihazları, telsizler ve arkasından nokta operasyonlarla komuta kontrol merkezinin yıkılması oldu. İkinci yaptıkları şey şu oldu. Bu bölgede bir tane nehir var. Gördünüz mü şöyle? Litani, evet, Nehri Litani diye. Nehri. İsrail yoğun miktarda nehir geçiş harekatı malzemesi talep etti. Bu çok dillendirilmedi. Teferruat gibi gözüküyor. İsrail ordusu buraya bir soru sorayım hocam. Çünkü şöyle konuşuluyor. Bir nehir geçiş harekatı ise Litani Nehri'ni geçmeyi planlıyor olabilirler. Bir dakika, oraya geleceğiz. Ha, yani bugüne kadar tüm konuşulanlarda Litani Nehri'ni sınır olarak o gözüken konuyu kısmı konuşuyordu. Daha da ilerisine gideceğini mi tahmin ediyorsunuz? Göstereyim mi bak? Hedefleriz. Ya burayı aldıktan sonra, bu almadıktan sonra buranın bir önemi yok askeri açıdan. Kemal hocam 82'de mi girdi Beyrut'a? 80'li yıllarda Beyrut. Tabii kaç defa girdi. Yılını unuttum da 82 mi 80? Burada bakın sadece Litani Nehri yok. Sayın abi, hocalarım, burada böyle irili ufaklı şeyler var. Nehirler var. Kolları var. Dereler var. Biraz da onu da dikkate aldılar. İkincisi, iki bunu yaptılar. Üç şunu yaptılar. Özellikle bakın şu bölgede Lübnan dağları bloğu var. Bütün Lübnan'ı kapsar. Bunlar Akdeniz'e paralel sıra dağlardır. Bu dağların ortalarında yaklaşık 40 kilometre genişliğinde yer yer daha da daralır. Vadiler var. Düz vadiler. Hizbullah da akıllı tabii. Nereden tank geçer, nereden mekanize unsur geçer hepsini hesaplamışlar. Ve bu vadilere tankların ve araçların geçeceği, konvoyların geçeceği vadileri engelle döşemişler. Engellerle donatmışlar. Mayın, kirpiler dediğimiz tel üstübanı, engeller, şunlar bunlar. İşte her şey hazırlanmış yani. Karşılığı. Hizbullah hazır. İsrail'in üçüncü yaptığı bunları imha etti önce. Hatırlıyor musunuz? Hava taarruzları yapıyordu. Doğru. Arazi vuruluyor. Ölen yok. Hiç ölen duymadık. Ne yapıyor adam? O tankların geçeceği Hizbullah tarafından döşenmiş engelleri imha etti, parçaladı. Üç bu. Dört ne yaptı?
mühimmat depolarını patlattı. Nerede? Bekaa'da. Doğru. Bekaa Vadisi'nde bulunan bütün demeyeyim de siz ifade ettiniz. Yarıya yakın bunu ölçmek mümkün değil tabii. İsrail yetkilinin ifadesi oldu. Diyecek yarısını etkisiz. Ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Bekaa Vadisi o kadar enteresan bir vadi ki örtülü, kapalı, hava harekatlarına çok müsait değil. Yani siz çok böyle 4. nesil uçakta girmeniz mümkün değil. 5. nesil uçak gerekiyor. Burada Hizbullah yine akıllıca bütün mühimmat depolarını bu bölgeye yapmış. Biraz da akıllıca değil. Yığmış oraya maalesef. Yani teknolojinin bu denli gelişeceğini... Aynı zamanda orada Suriye'ye giden köprüleri bombaladı. Yani Suriye. Bravo. Hem oradaki hocam... Değil mi? Çok önemli o da. Hem bu nehir üzerindeki, Litani üzerindeki köprüleri imha etti. Yani aslında hocam yani kara harekatına gelmesin. Yönelik her adımı öncesinde hazırlamış gibi. Bak 4 tane söyledim. Daha söylemeye gerek yok. Devam edelim ama İran'la ilgili bir son dakika vardı. Hemen İran'a bir gidelim soralım. İran'daki o durumu. Sonra da Hazar hocama sözü bırakayım. Onun da özellikle kara harekatı ile ilgili nasıl bir bakış açısı var? Ekber Karabağ Tahran'da hazır. Eğer onu görebilirsek hemen arkanıza açıldı. Ekber kolay gelsin, uzun bir gece olacak gibi. Sen de eminim kaynaklarına ulaştın. Bir bilgi vardı. İran'da bir acil toplantının yapıldı. Hatta Hamaney'in evinde yapıldı. Sonrasında İran kaynakları o toplantının olmayacağını ifade ettiler. Sendeki son bilgiler neler? Birincisi bunu açıkla. İkincisi de elbette İran'dan farklı farklı açıklamalar geliyor. Çeşitli ajanslardan, Devrim Muhafızı'nın eski önemli komutanlarından. Ne dersin? Senin edindiğin bilgi Hizbullah Genel Sekreteri öldürüldü mü yoksa yaşıyor mu? Bu soruya İranlı yetkililer ne diyor? Sözü hemen sana bırakayım. Teşekkür ederim Hakan Uysal. O söz konusu toplantı sizin de belirttiğiniz üzere yalanlandı. Öyle bir toplantı söz konusu değildir. Fakat İran'ın yarı resmi haber ajansları, özellikle yarı resmi Taslim haber ajansı az önce geçtiği bir haberde Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'ın öldüğüne ilişkin işte yapılan haberlerin işte öldüğüne ilişkin yapılan haberlerin doğru olmadığını ve kendisinin sağ olduğunu bildirdi ve bu konuyu da güvenlik kaynaklarına dayandırarak bildirdi. Ben şimdi Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian'ın da açıklaması söz konusu. Az önce birkaç saniye dakika önce o açıklamayı yaptı. Bu elime bilgisayarla da onu tercüme etmeye çalışıyorum. İşte bu Mesut Pezişkian İsrail'in bu saldırısını kınadığını bildirdi ve işte Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi ve İran'ın direniş cephesini destekleyeceğini bildirdi. Aslında bu açıklamadan önce İran Dışişler Bakanlığı'ndan da resmi düzeyde bir açıklama yapılmıştı ve o açıklamada da aynen Mesut Pezişkian'ın dediği üzere İran Dışişleri Bakanlığı söz konusu saldırıya kınadığını bildirmişti ve Lübnan halkının yanında olduğunu ifade etti. İşte bu saldırıdan sonra İranlı birçok yetkiliden açıklamalar geldi ve açıklamalar gelmeye de devam ediyor. Öncelikle şunu belirteyim. Bazı kaynaklar, resmi olmayan kaynaklar söz konusu saldırıda İran Devrim Muhafızlarına mensup işte komutanların da ölmüş olabileceğine yönelik altını çizerek söylüyorum. İddiaları gündeme getirmektedir. Fakat bu iddialar hala resmi olarak İran tarafından teyit edilmiş değil. Sosyal medyada da özellikle bu konularla ilgili çelişkili bilgiler söz konusu. İran işte İran lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin danışmanlarının biri olan Ali Larçani'nin az önce bir açıklaması İran Devlet Televizyonu'na söz konusu oldu. Ve o açıklamasında İsrail'in yaptığı bu son saldırıyla birlikte İran'ın kırmızı çizgilerini geçtiğini ve durumun artık ciddi olduğunu ifade etti. Şunu da haklı olsa belirteyim. Geçtiğimiz günlerde de tabii İsrail'le Hizbullah arasında bir çatışma söz konusuydu. Fakat İran olabildiğince sadece kınamakla yetinip işte fazla tepki göstermiyordu bu konulara. Ancak özellikle bu son saldırıya İran'dan inanılmaz düzeyde bir tepki söz konusu. Sürekli bir şekilde İranlı yetkililerden açıklamalar var. Örneğin Ali Larcani Hizbullah'ın çok güçlü bir kadroya, komuta kadrosuna sahip olduğunu bildirdi. Burada birisi ölürse onun yerine geçecek insanlar olduğunu ifade etti. Hatta bunu İran'ın işte nükleer meselesiyle bağlantı gösterdi. İsrail'in biliyorsunuz bugüne kadar birçok İranlı üst düzey nükleer bilimin adamını öldürdü ve işte İran işte Ali Larijani de bu konuya değinerek nasıl İsrail o konuda başaramadı yine bu konuda da başaramayacak diye ifadeler kullandı ve bu meselenin yani bu yapılan son saldırının Lübnan halkını daha da kararlı kılacağını ifade etti. Yine bu Ali Larijani açıklamasında İran'ın direniş cephesini ki biliyorsunuz İran bu vekil güçlere direniş cephesi olarak tanımlıyor. İran'ın direniş cephesini desteklemesinin İran'ın
birebir ulusal güvenliğiyle bağlantılı olduğunu bildirdi ve İran'ın her halükarda, tüm şartlarda direniş cephesinin yanında olacağını ifade etti. İran Meclis Başkanı'ndan da dediğim üzere çok sayıda açıklama İran'dan tepki söz konusu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf'tan da bir açıklama söz konusu oldu ve o açıklamada Hizbullah için İran'ın savaş yoldaşları ifadesini tırnak içinde kullandı ve İran'ın son ana kadar Hizbullah'ın yanında olacağını bildirdi. Diğer taraftan az önce de belirttiğim üzere İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama söz konusuydu ve o açıklamada da İran özellikle bu saldırı için kullanılan silahların, işte kullanılan bombaların Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail'e bağışlandığını ve hibe edildiğini işte İran tarafı savunarak bu olaydan Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorumlu olduğunu ve suç ortağı olduğunu ve bu konuyla ilgili işte Amerika Birleşik Devletleri'nde hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Az önce yine İranlı bir üst düzey bir yetkili İran Meclis Meclis Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den de bir açıklama oldu. Oldukça sert bir açıklamaydı. İşte İsrail'in bu saldırıyla cehennemin tırnak içinde kapılarını kendisi için aramış oldu diye ifadeler kullandı. Söz konusu İranlı üst düzey yetkili Ahmed Vahidi'de de bir açıklama oldu. İran devrim muhafızlarının üst düzey komutanlarının bir açıklama söz konusu oldu. İşte Hizbullah'ın bugüne kadar çok sayıda üst düzey komutan yetiştirdiğini yine Ali Larcani söylediği ifadelere işte benzer ifadeler kullandı. Veya burada işte Hizbullah üyeleri ölürse onun yerine geçecek insanlar onun olduğunu ve başkası meydana geçecek diye ifadeler kullandı ve Hizbullah'ın bu şekilde zayıflamayacağına yönelik İran'dan açıklamalar söz konusudur. İran'ın Lübnan elçiliğinden de bir açıklama söz konusuydu. O açıklamada da oldukça sert bir açıklamaydı. Ve o açıklamada İsrail'in yaptığı bu son saldırıyla yani ise Hizbullah'ın bu komuta kamerasını bugün akşam saatlerinde yaptığı son saldırısı oyunun kurallarını değiştirdiğini İran bildirdi. Aslında dediğim üzere geçtiğimiz günlerde de bu meseleler söz konusuydu. Ancak İran fazla tepki göstermiyordu. Ancak son bir saattir İran'dan inanılmaz düzeyde sürekli bir şekilde açıklamalar söz konusu ve sürekli bir şekilde İranlı yetkililer İsrail'i tehdit ediyor. Dediğim üzere İran'ın Lübnan Büyükelçiliğinden de yapılan açıklamada İsrail'in yaptığı son bu saldırıyla birlikte oyunun kurallarının değişmesine neden olduğunu bildirdi. Elçilikten yapılan açıklamada söz konusu bu saldırının gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmanışına neden olduğu ifade edildi. Bu saldırıda işte Amerika Birleşik Devletleri'nin suç ortağı olduğu ve uygun karşılık verilmesi gerektiğine yönelik İran'dan açıklamalar söz konusu. Dediğim üzere İran'dan çok sayıda açıklama var. Bu açıklamaların hepsinde İran özetle Hizbullah'a destek verdiğini belirtiyor ve Hizbullah'ın yanında olduğunu ifade ediyor Hakan Uçlar. Peki Ekber Karabağ'a teşekkür ediyoruz. Bülent Erandaş bizlerle Ekber. Hanımefendi. Bir sorunuz mu vardı? Var bir sorun. Bir kısa sorunuz varsa Hazar Hocam sizin de mi? Ha tamam. Bülent Erandaş'ın bir sorusu var Ekber. Kısa bir yanıt rica edeceğim. Buyurun. Ekber Bey, İran Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmalar son derece yumuşak geldi bana. Kendilerine karşı yapılan saldırılara cevap vermediler. Ne dediler? Bölgesel savaşa gitmesin diye, dikkatli davranıyoruz diye. Bu olayda da ben beklediğim, siz nasıl düşünüyorsunuz? Fazla ileri gitmiyorlar. Yani bu olayla ilgili ne toplantılar yapıyorlar, yaptığı açıklamalarda arkasındayız. Hizbullah'ı seviyoruz, tutuyoruz. Yani sadece retorikte o gelişmeler var. İran yine aynı tavrını devam ettirip Batı ile ilişkileri daha çok mu düşünüyor? Yoksa sizdeki gördüğünüz kadarıyla bu olaydan sonra farklı bir yöne geçebilir mi? Evet hocam haklısınız bu sözlerinize. İşte Mesut Pezeşkian Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'taki temasları sırasında yumuşak bir dil kullandığını ifade edebiliriz. Geçtiğimiz daha önceki Cumhurbaşkanlığı kıyasla örneğin İbrahim Reis'e kıyasla işte Mesut Pezeşkian'ın ona kıyasla daha yumuşak bir tavır, bir dil kullandığını ifade edebiliriz. Hatta özellikle kullandığı bazı ifadeler, bazı cümleler İran'da tepkiyle karşılandı ve zaman zaman İran'da
resmi düzeyde bunları düzeltme gereği de bile hatta duydu. Örneğin son açıklamasında işte Hizbullah'ın tek başına İsrail'e karşı koyamayacağını işte Mesut Pezeşkian bildirmişti. Bunun işte ardından İran'dan bir düzeltme geldi. İşte Mesut Pezeşkian tam olarak böyle demek istememişti. İşte yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade etmişti. Kastı oydu. İşte bu yönde işte İran'dan açıklama geldi Mesut Pezeşkian'ın bu açıklamasıyla ilgili. Hatta mesela bir açıklamasında İsrail silahlarını bırakırsa biz de silahlarımızı bırakmaya hazırız yönünde işte Birleşmiş Milletler'de oradaki toplantıda bir ifade kullanmıştı. İran'ın işte Mesut Pezeşkian'ın bu ifadesi de özellikle ülkede tartışma konusu oldu. Hatta zaman zaman İran Dışişleri Bakanlığı Mesut Pezeşkian'a yönelik bazı ifadeleri yalanlamak zorunda kaldı. Dediğim üzere Mesut Pezeşkian Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmak için New York'ta bulunduğu sırada zaman zaman işte orada röportajlar verdi. Fakat o röportajları İran'daki bazı kesimler tarafından eleştirildi. Fakat işte bu eleştiriye rağmen İran lideri işte iki gün önce bir açıklama yaptı ve o açıklamada tam Mesut Pezeşkian'ın tam aksine işte Hizbullah'ın işte bu saldırılarla birlikte çok sayıda komutanın ölmesi dolayısıyla büyük bir darbe aldığını kabul etti. Fakat bunun Hizbullah'a diz çökertmeyeceğini çünkü Hizbullah'ın çok güçlü bir yapısının olduğunu bildirdi. Az önce de sözlerimde aslında söylemiştim. Son günlerde bu Hizbullah'la İsrail arasındaki bu çatışmalarda İran çok bir yumuşak tavır içindeydi. İşte kınamakla yetiniyordu. Zaman zaman açıklamalı yapılıyordu. Ancak özellikle son 1-2 saattir yani son saldırının ardından İran'da birçok yetkili bu konuya tepki gösterdi. Ve dediğim üzere muhtemelen bu saldırıyla ilgili üst düzey İranlı yetkililerin, devrim muhafaza yetkililerin de olabileceğine yönelik iddialar söz konusu. Ben tabii iddia olarak söylüyorum bunu. İşte araştırıyorum. Eğer böyle bir şey kesinleşirse anında haber izleyicilerimize de aktarmış olacağım. Ekber Karabağ çok teşekkür ediyoruz. Hazır hocama olası kara harekatı çünkü Kemal hocamdan anladığımız artık her şey hazırlanmış. Bir adım bekleniyor. O Çehov'un meşhur sahnede bir silah varsa o patlar bakış açısıyla her şey hazır gibi görünüyor. Birkaç son dakikayı paylaşayım hocam sonrasında yorumlarınızı alayım. Birincisi İran, İsrail affedersiniz, İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir açıklama var. Aynen şu ifadeyi kullanıyorlar. Beyrut'un Dahiye semtindeki bazı mahalle sakinlerine evlerini terk etme çağrısında bulunuyoruz deyip işte ekranlara da yansıttı arkadaşlarımız. O bölgeyi yani Hizbullah'ın kontrol altına tuttuğu bölgeyi daire içine aldılar ve bu paylaşımı yaptılar. Bir kez daha tekrarlayalım. İsrail ordu sözcülüğünün paylaşımı bu ve bu paylaşımda da hemen açıklamayı aktarmaya çalışayım. Hizbullah'a ait silahların yakınında bulunuyorsunuz. Bu nedenle hem kendi güvenliğiniz hem de sevdiklerinizin ve ailenizin, çocuklarınızın güvenliği için bu binaları derhal tahliye etmeniz ve bunlardan en az 500 metre uzakta, haritada gösterilen noktadan uzakta durmanız gerekiyor diye İsrail'in paylaşımı var. Ordu sözcülüğünden yapılan açıklama var. Bunu nerede yaptılar? Bunun benzerini Gazze'de. Tabii. Aynı yerde, lokasyon, aynı şey var. Bu da ikinci bir saldırı yapacaklar. Hizbullah'ın kontrolündeki Güney Lübnan'da insanlara mesaj gönderdiler. Tabii. Oralardan ayrılın diye ki sonrasında büyük bir göç dalgası başlamıştı Güney Lübnan'dan Beyrut'a doğru. Bir başka önemli gelişme IDF'den yapılan açıklama. Yine İsrail ordusundan Beyrut'taki Dahiye'de konutlardan ayrılın, bölgeyi tahliye edin ifadesi paylaşılmıştı. Üst düzey bir İsrailli kaynak CNN International'a verdiği bir açıklamada Hasan Nasrallah'ın ölümünün her an doğrulanabileceğini söylediğini iddia ediyor. Bu da önemli. İran devrim muhafızlarının Kudüs gücünün Lübnan sorumlusu ve beraberindeki diğer üst düzey komutanlarının da Beyrut saldırısında öldürüldüğü bilgisi de yine İsrail medyasına yansıyan gelişmelerdi. Şu ana kadar yaşananları da hızlıca özetlemiş oldum. Bir bilgi daha var. Hasan Nasrallah suikastini teyidi her an gelebilir ifadesi var. İsrail ordusu geniş çaplı bir açıklama yapmaya hazırlanıyor ifadesi de yine CNN International'ın son dakika bilgisi olarak geçtiği açıklama. Ya öldü ya da ölmedi konusunun ötesinde bu saatten sonra bir önemli adım, yeni bir aşamaya geçildiğini görüyoruz.